seyirciler, 110, 112, 155 gibi kamu kurumlarınca yönetilen tüm acil çağrı merkezleri artık tek bir çatı altında birleştirilecek. Arzu Türk Uçar tüm acil çağrıların toplanacağı o merkeze hemen dönelim. Ne zaman devreye girecek, ne zaman işleme konulacak, Arzu nedir detayları? Gülden, seninle bahsettiğin gibi tam da o çağrı merkezinin bulunduğu noktadayız. Hemen buradaki atmosferden bahsedelim sizlere. Burası aslında bir petek modelinde yapılmış durumda. Bu görmüş olduğunuz noktada İçişleri Bakanlığı'nın personeli bulunuyor. Hemen diğer tarafta da gelen çağrıları ilgili birimlere yönlendirmek üzere diğer birimlerin personelleri bulunuyor. Şu dakikalar itibariyle gördüğünüz noktada jandarmanın personeli bulunuyor. Hemen sol tarafımızda ise itfaiye ekipleri, ardından da şu tarafta, yani karşı tarafta gördüğümüz tarafta da Sağlık Bakanlığı'nın birimleri bulunuyor. Buraya gelen çağrılar ardından ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu merkezin detaylarını ise Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir'den alacağız. Efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Arzu Hanım. Siz de hoş geldiniz merkezimize. Peki nasıl bir hizmet veriliyor burada vatandaşlara? Burası Ankara ilinde tüm acil çağrıların alındığı acil çağrı merkezimiz. 112 acil çağrı merkezimiz. Merkezimiz 2015 yılı Eylül ayından beri hizmet sunan, 2016 yılının Mayıs ayından itibaren de tüm acil çağrıları ve tüm ilçelerimizle birlikte kabul eden bir merkezimiz. Merkezimizde başı sıkışmış, acil durumda olan tüm vatandaşlarımızın aradığı ambulans ihtiyacını, eğer varsa polis ihtiyacını, ihbar ve şikayetlerde bulunabildiği, tüm acil çağrılarını yapabildiği bir merkez burası. Peki efendim, neden tek bir numarada toplandı? Daha önce farklı kurumlar farklı numaraları kullanınca vatandaşlarımızın bunu ezberlemesi, hafızalarına tutması zor oluyordu. Hangi olay olduğu zaman hangi kurumu arayacağı konusunda bir kafa karışıklığı oluyordu. Onun için tüm Avrupa Birliği'nde olduğu gibi biz de 2007 yılından itibaren tüm Türkiye'de 112 numarası adı altında tek bir numaraya acil çağrıları toplamaya karar verdik. Tüm Türkiye'de tüm acil çağrıları artık 112 toplandı. 112'nin aradığı zaman vatandaşımız tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki hangi birimler bu noktada toplandı? Emniyet burada, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve orman yangın ihbarlarını kabul ediyoruz. Peki efendim, günde yaklaşık ne kadar çağrı alınıyor? Ortalama günde 20 bin çağrı alıyoruz. 20 bin kez aranıyoruz. Ancak bunların maalesef yarısı hemen 10 bin civarında cevaplanmadan, yani karşı taraftan herhangi bir cevap verilmeden kapatılıyor. Aldığımız çağrıların da %66'sı vakaya dönüşüyor. Yani gerçek çağrı diyebiliriz. %34 oranında da maalesef amaç dışı çağrılar alıyoruz. Peki efendim, bir de büyük bir ekran görüyoruz tam karşımızda. Burada neler izleniyor? Bu ekranda çağrı vatandaşlarımızın konumunu görebiliyoruz. Neden aradığını. Kuyruğunda bekleyen kişileri. Evet sevgili izleyiciler, bir kere daha dönelim. Hemen detayları sizlerle paylaşmayı sürdürelim. Aracılarımızın da şu anda meşgul olup olmadığını da bu ekrandan görme şansımız var. Peki asılsız çağrılar noktasında vatandaşlara ne gibi çağrınız olur? Az önce söylediğim gibi, yani aldığımız çağrıların yarısı cevaplanmıyor. Yani biz cevap veriyoruz ancak onlar, vatandaşlar kapatıyorlar. Diğer taraftan da amaç dışı dediğimiz çağrılar var. Toplamda baktığınız zaman %50'nin üzerinde bir asılsız ve olmaması gereken çağrılar var. Vatandaşlara çağrımız 112'ye gereksiz yere meşgul etmemeleri. Çünkü biz burada zaman zaman hayat kurtarıyoruz. Başı sıkışan insanlara, acil durumda olan insanlara müdahale ediyoruz. Dolayısıyla buraları meşgul etmesi o kişilerin mağduriyetine sebebiyet vereceğinden vatandaşlarımızın 112'ye gereksiz çağrıları yapmamalarını rica ediyoruz. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Hemen bir çağrıya bakan arkadaşa sormak istiyorum. Şu dakika itibariyle çağrıya cevap veriyor. Çağrıyı, ihbarınız yoksa çağrıyı sonlandırıyorum.
Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Asılsız bir çağrıyı sonlandırdınız galiba. Evet, doğrudur. Ne için arıyorlar sizi? Ya PIN kodunu arayıp PIN kodunu, PUK kodunu soranlar oluyor. Bazı çocuklar arıyor. Hani asılsız ihbarlar bırakıyor. Böyle çok çağrı alıyoruz. Peki bu konuda bir uyarınız olacak mı? Tabii yani asılsız ihbarları olanların aramamasını önemli rica ediyorum. Çünkü çok önemli ambulans ya da hani ekip taleplerimiz oluyor. Hani onlara daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde hizmette bulunabilmemiz için, hani bunun için daha iyi bir şekilde hani bilinçli olmalarını rica ediyorum. Evet, Gülden, 112 çağrı merkezi tek merkezde toplandı. Artık örneğin ambulansı aramak veya polisi, emniyeti aramak için hangi numarayı arayacağız diye düşünmenize gerek kalmayacak. 112 çağrı merkezini arayarak bu noktadan bütün bu istediğiniz numaralara ulaşabilmeniz mümkün diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Türkuçar'a. Detaylar için artık acil çağrı merkezleri sevgili izleyiciler tek bir çatı altında toplanacak. İnsansız sabah araçları